belki Türkiye tarihi açısından hem kara bir görüntü hem de ilk kez tespit edilen bir görüntü. Boğaz Köprüsü'nün ayaklarının birinin tepesinde bir keskin nişancı var. Kaç kişiyi öldürdüğü henüz tam olarak belirlenmiş değil ama o en tepeye, en yükseğe çıktı, pusuya yattı, haince, kahpece, silahsız sivillere oradan ateş etti. Tıpkı Bosna Savaşı sırasında Müslümanları öldüren Sırp keskin nişancılar gibi. Boğaz Köprüsü'nün en tepesinde keskin nişancı duruyor. Bir şey yapamadık. Elimizden bir şey gelmiyor. Görmüyoruz. Görmüyoruz adamları. Adamın nereden ateş ettiğini görmüyoruz. O kara gecede Boğaziçi Köprüsü'ndeki binlerce demokrasi bekçisi hep aynı soruyu sordu. Nereden ateş ediliyor? Görmüyoruz. Görmüyoruz adamları. Adamın nereden ateş ettiğini görmüyoruz. Darbeci hain Boğaziçi Köprüsü'nün en tepesine mevzilenmiş, halka oradan ateş ediyordu. İşte bu da görüntüsü. Tepedeler. İnsan gözetmeden keskin nişancılar bilerek kasten kaçan insanları da vurdular. Hain planın ilk aşaması tankların köprüyü kapatmasıydı. Askerin vatandaşa ateş açması ile birlikte köprü üzerinde bir kaos ortamı oluştu. İşte bunu fırsat bilen bir darbeci de Boğaziçi Köprüsü'nün ayaklarına doğru yürümeye başladı. Ayaklarına geldiğinde asansöre binip Boğaziçi Köprüsü'nün en tepesine çıktı. Tepedeler. Keskin nişancı Boğaziçi Köprüsü'nün tepesinden dakikalarca halka ateş etmeye devam etti. Herkes panik halindeydi ve kurşunların nereden geldiğini o arada herkes birbirine soruyordu. Kameralar kayıtsaydı ve vatandaşın yaşadığı panik de kaydedildi. Bir şey yapamadık, elimizden bir şey gelmiyor. Şehitlerden reklamcı Erol Olçak ve oğlunun da o keskin nişancı hain tarafından vurulduğu iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eskort timinin başındaki isim polis Kemal Tosun'u da yine aynı katil şehit etti. Saatler sonra bir özel harekat polisi harekete geçti. Keskin nişancıyı göreceği bir noktaya mevzilenip harekete geçti. Boğaziçi Köprüsü'nün kulesinden vatandaşa ateş açan darbeciyi etkisiz hale getirmek için bir başka keskin nişancı devreye girdi ve kuleyi o darbeciyi görebileceği bir noktaya konuşlandı ve ardından oradan yaptığı atışla darbeciyi yere indirdi. Özel harekat polisi köprünün tepesine çıktığında cuntacı katilin cansız bedeni halka ateş açtığı noktada yerde yatıyordu.